Adana Seyhan'da biz semt pazarındayız. Vatandaş ürünleri alamamaktan, pazarcı esnafı ise ürünlerini satamamaktan şikayetçi. Buyurun. Ne kadar portakalın kilosu? 6 lira hocam. Nar peki ne kadar? 15 efendim. Gördüğünüz üzere narın kilosu 15 lira. Ama güzel ama abla, bu sürekli sırkele mi var, güzel. Birinci sırf kaliteli mi var? Satabiliyor musunuz peki ürünlerinizi? Koşuyor, gidiyoruz. Biraz yakına gelirseniz. Satılıyor. Satılıyor. Memnunsunuz yani. Yapacak bir şey yok, hayat pahalandı. Yapacak bir şey yok, hayat pahalandı. Böyle artık, sistem böyle. Ne yapacaksın ki? Yapsan da ya, ne yapacaksın? Değişen bir şey var mı acaba? Kalksan da değişen bir şey yok. Devam, sürmeye devam edeceğiz. Ufak asen bitirdiler ama öyle oldu ama öyle olsun. Yapacak bir şey yok, hayat bağlandı. Ne yapacağız ki söyle? Bir iş yapsak, hem de olan bir şey yok. Devam. Devam ki. Başka bir şeyler demiyorduk. Teşekkür ederim. Televizyon. Alışveriş yapabildiniz mi pazarda? Vallahi yapamıyorsun. Ben pazar arabasını internette attım. Araba dedim benzini çok yiyor. Benzin pahalandı. Arabayı satıyorum dedim. Eskiden biz 20 liraya, 30 liraya, 50 liraya geliyorduk. Şimdi 200 lira para harcıyorsun. Bakıyorsun hiçbir şey yok. Allah yardımcımız olsun. Hayat çok pahalı. Bak 1 kilo domates alacaksın 8 lira 10 lira. Eskiden derlerdik Adana'da yaşanacak yer, Adana yaşanacak yer. Vallahi Adana, İstanbul, İzmir aynı oldu şimdi. Ama çekilmiyor. Yağ bitmiş bir kilo yağ. İki gün önce BİM'e baktım. 110 lira. Kıza dedim kızım 110 lira git al bir tane. Kız geldi dedi ki anne 118 lira olmuş. İki günde fiyat değişir mi ya? Değişmez. Çok pahalı canım. Vallahi Allah yardımcımız olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ben emekli insanım ki emekli artık var ya bir kaşık su da boğulacak boğulacak. O duruma geldik. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Memnun musunuz pazardaki fiyatlardan? 6 lira diyor. Ne kim memnun kim ben memnun olayım. Hiç kimse de memnun değil. Ne aldınız peki bugün? Bugün hiçbir şey almamışım. Hiçbir şey bu da arkadaşındır benim değil. Hiçbir şey alamıyor musunuz pazarda? Yok anam yok yok. Ne alacak ki? Sen geziyor mu pazarı? Ya da ne sormaya gerek yok. Her şey 6 lira diyor bak. Adana'nın malı 6 lira. Yok anam yok. Memleket bitmiştir. Bitmiş memleket. Allah yardım etsin. Teşekkürler. Pazardaki fiyatlardan memnun musunuz? Bir vatandaş olarak alışveriş yapabiliyor musunuz çok rahatlıkla, geçmişe nazaran? Tabii ki yapamıyoruz. Hani ben şunu sormak istiyorum. Bu insanların asgari ücretle veya asgari ücretin altında çalışan da çok fazla sayıda insanlar var. Hani devlete asgari ücret gösterip de asgari ücretin altından verip elden alan çok şirket var. O ücretle kendilerine versek acaba kendileri ne kadar geçinir çok merak ediyorum. Hani bu bir kendileri bir denese. Ya biz karı koca çalışıyoruz. Buna rağmen zorla alışveriş yapmaya çalışıyoruz. Bir ay önce, iki ay önce rahat alışveriş yaptığımız şeyleri artık alamıyoruz. Çocukları ben artık ayda bir markete zor götürüyorum. Ayda 3-4 kere markete giderken ben şimdi şu anda bir kere gidiyorum ve biz karı koca çalışıyoruz. Yani ben inanamıyorum ya. Yani Allah insanlarımıza yardım etsin. Ben başka hiçbir şey diyemiyorum. Teşekkürler. Siz neler söyleyeceksiniz? Aynı eşimle aynı duyguları paylaşıyorum. Beraber çalışıyoruz. Çalıştığımız halde de belirli bir limitin üstüne çıkmamaya çalışıyoruz. Sıkıntı. Eskiden her hafta pazar alışverişi yaparken şimdi ayda iki defa anca pazar alışverişi yapabiliyoruz. Az önce siz de gördünüz. Domates aldık. Ne kadardı domatesin kilosu? 12,5 liradan aldık. En ucuzu oydu. 4 kilo domates aldık. 50 lira para verdik. Yani bu sadece daha başlangıç yani. Biz pazarın başındayız daha şu anda. Allah herkesin yardımcısı olsun. Teşekkürler. İyi günler. Pazarcı esnafı olarak ürünlerinizi satabiliyor musunuz? Satamıyorum ki abla. Domates kilosu 18 lira. Şimdi kilosu 10 lira, 2 lira olsa ben satarım 50 kasa.
Şimdi kilosu 18 lira. 5 tane satmıyorum ki. Hep dönüyor burada. Millet gelmiyor ki. Gücü kalmıyor ki. Geliyor hep. Domates 20 milyon. Domates 15 lira. Domates 12 lira. Yani güne de fakir. Kimse bir şey almıyor ki burada. Ürünleriniz tezgahta kalıyor yani. Abi, çöpe gidiyor. Evet evet kalıyor abla böyle. Kimse almıyor. Geliyor kaç para? 18 lira kaşıyorlar. Eve kaşıyorlar. Millet nasıl alacak 18 lira domates? Güne değil mi? Tamam, çok teşekkür tamam, ediyoruz. Sürece rahatlıkla yapabiliyorum. Yani alışverişi. İş olmayınca biraz sıkıntı oluyor. Şu an çalışıyorum. Sıkıntı yok. Maaşım da yükseldi. Ondan sonra buralarda mecbur yükseliyor. Göçmenlerden dolayı. Yani mültecilerden demek istediğim. Bu kadar diyeceğim. Sıkıntımız o. Onlar olmasaydı bizim ancak kendi yağımızı kavuruyorduk. Yani memnunduk kendi ülkemizde. Yine memnunuz çok şükür de bunlara. Ne diyeyim? Tamam, çok teşekkürler. Satış yapabiliyor musunuz? Çok şükür hamdolsun dedim. İyi, fena değil. Ne halim kadar elmanın kilosu? 6 ablacığım. 6 lira. Evet ablam. Ürünlerinizin tamamını bitirebiliyor musunuz pazardaki? Hemen hemen bitiriyoruz. Halimize binlerce şükür. Çok şükür yani, fena değil. Tamam, teşekkür ederiz. 3 kuruş zam verdim. O zam gelmeden gel, bitirdi. Gel teyzeciğim. Ha, tamam, aynı şeyleri bitirdi. Söyle. Nasıl teyzeciğim, alışveriş yapabiliyor musunuz pazardan? Ne alışveriş? Şuna 15 lira verdim. Duy bak. Soğan, dereotu. Bir dereotu, bir nane, bir tane de soğan. He, 15 lira. Nasıl olacak? He? Sizler gibi çalışan emekli insanlar dahi memnun değiller. Dur, eşimden kalma maaş alıyorum. Düşün yani. 3 kuruş verdiği zaman bir büyük tüple bir küçük tüp aldım. Benim maaşıma konanla. Bu ay öyle koydum. Ondan sonra bu ay alacağım, acaba aynısı alacak mı? Her ay eksik alıyorum. Aynı parayı almıyorum ki. Düşün yani. Buna ev kirası mı verecek? Elektrik mi? Su mu? Ne vereceksin? Elektrik olmuş, almış başını gidiyor. Hadi. Elektrik sobası kullanmıyorum. Ne kadar geldi elektrik faturanız? Hiçbir şey kullanmıyorum. 300 küsür geldi. Yaktım bir tek lamba. Tek başıma. Düşün. Ama kendileri fena içinde yaşıyor. Hepsi. Meclisekilerin hepsi. Ne sağ var ne de sola. Hepsi rahat rahat oturuyorlar koltuklarında. Bir gecede kendilerine dünya zamı çıkarıyorlar. Tamam mı? Bir gecede çıkarıyorlar. Bizimkini de çiniyorlar. Teşekkür ederim. Zam yaptı. Neyi zam yaptı? Neyini zam yaptı? 15 lira domates. Teşekkür ederim. Ya bir şey diyeyim mi? İnsanlar mı? Pahalı hanımefendi ya. Pazardan alışveriş yapabiliyor musunuz? Yani zor. Bayağı pahalı. Ekonomi belli yani. Geçen hafta zaten daha pahalıydı. Şu an biraz düşmüş 15'te. Ne kadar kilosu salatalığın? 12. 15'te 12. Her hafta gelip aldığım için ben. Domates de aynı. Her şey pahalı yani hanımefendi ya. Belli zaten. Pek memnun değiliz. Ama yine de şükürler olsun, öyle diyelim. Çok teşekkür ederim. Tamam, gidiyoruz yanına. Gel abi, konuşalım, gel. Gel abi. Gel. Trend Medya. YouTube üzerinden girdiğinizde görebilirsiniz. Vallahi ben işçi yömeği çalışıyorum ablacığım ya. Sabahleyin mutfakta buzdolabını bir açtım, içine faydalı su olur. Bomboş. Domates 25 milyon, salatalık 25 milyon, karnabahar 50 milyon. Salatalık 8 milyon. Salatalık düştü mü? 12'ye düşmüş bak salatalık. Yine ucuzlamış biraz. Ha, bir kere de oturacak bak. Ha, elektrik faturası ödeyemedik bak. Bak arkına aşırı. Yalnız yaşıyor 158 milyon gelmiş bak. 2 kişi olsan 300 milyon. Elektrik faturası. Evet. Bir şey değil. Bir kere var. 100 lira yemeye çalışıyor, işte görüyorsunuz halimizi. Siz de konuşursene. Karı bitiremez, ürüncü bitir abi, ne yapayım ya. Nasıl, pazardaki ürünlerinizi satabiliyor musunuz? Satamıyor, iş yok, iş abla. Satıyor. İş yok, satıyor yani, çok şükür de eskisi kadar değil. Sürüm yok, her şey pahalı. Evet, pahalı olduğu için vatandaş da alamıyor. Mazot pahalı geliyor. Poşetin kilosu 13 liraydı, 30 lira oldu bak, bir kilo poşet. 30 lira. Teşekkür ediyorum, kolay gelsin. Pazardan alışveriş yapabiliyor musunuz? Yapıyoruz.
Nasıl, fiyatlardan memnun musunuz peki? Pahalı tabii. Pahalı, şu an pahalı. Yani alıyoruz ama mecbur alacağız yani. Mecburen almak zorundasınız. Hı hı. Ne kadar pahalı olsa da alacaksınız yani. Alacağız. Bu peki sizin şartlarınız, ekonomik şartlarınızı zorluyor mu? Yani biraz, biraz. Biraz zorluyor tabii her zamanki gibi. Tamam, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Trend Medya. YouTube üzerinden, evet YouTube üzerinden gördüğünüzde görebilirsiniz rahatlıkla videolarınızı. Tamam. Gördüğünüz üzere pazarımız bomboş. Vatandaşlar da artık alışveriş yapamıyorlar. Görüyorsunuz. Tek tük tezgahların başında tek tük insanları görebiliyoruz. Şöyle gel yumurta. Bir saniye. Yumurta fiyatları çok arttı mı? Çok arttı. Çok arttı hanımefendi, çok. Bakın. Mesela bu, ne kadardı? Bunu biz 30 liraya satıyorduk, 45 lira oldu. Kaçtı yumurta o? 30'du. 45 lira oldu. Önceden ne kadardı? 30 lira. 30 lira. Evet. 15 lira zam geldi. 15 lira gördü. İşte yani 2 haftada, 3 haftada bu fiyat geldi. 3 haftada. Şurası bak, şunu köyü satıyorduk. 50 lira oldu kepi. O taraf 28'de 40 oldu. Yani çok pahalı, haddinden fazla. Neden? Yakıta bağlıyoruz biz bunu. Nakliye getiriyor, sürekli yükseliyor. Nakliye getiriyor, yükseliyor. Yani şaşırdık. Her hafta iki kere mazota, benzine zam gelirse buna gelmez mi? E bunun yanında hepsi zamlandı. Ucuz hiçbir şey yok. Yaşamak zor diyoruz. Çok zor yaşamak. Valla ne söyleyeceğim işte, fiyatlardan çok sıkıntılıyız. Ne diyeceğim, etiketler yazıyoruz ki gücü yetmeyen almasın. Yok. Yok yok. Vatandaşın alım gücü yok. Mesela 15 tane alıyorsa geliyor 6 tane yumurta veriyor bana. Her hafta bir kep alan 15'e düşüyor. Yani alım gücü kalmadı. Siz de yaşıyorsunuz. Siz de aynısını yaşıyorsunuz. Hepimiz yaşıyoruz. Yani Allah sonumuzu ayırsın. Başka bir şey demiyoruz. Teşekkür ederim. Çalışmalar size kolay gelsin. Size soralım. Sorun, zaten alışveriş yapabiliyor musunuz? Yapıyoruz. Yumurtacıyı da çok beğeniyoruz. Çok güzel yumurtalar getiriyor. Evet, ama yumurta fiyatları çok artmış. 30 lirayken 45 lira olmuş. Ama girdiler arttı. Evet. 180 dolar olan mısırın girdisi şu an 380 dolar, 350 dolar. Yani biz onları biliyoruz. Biz de üreticiyiz. Hı hı. Onun için onlarda suç yok. Evet. Memleketin gidişatında var. O aldığını satacak, ucuz alacak, ucuz satacak, pahalı alacak, pahalı satacak. Evet. Görünen bu. Teşekkür ederim. Teyzeciğim, alışveriş yapabiliyor musun pazardan çok rahatlıkla? Evet. Bak teyzem 4 yumurta aldı. 4 tane yumurta aldı. Kepten alıyordunuz normalde, şu an kaç tane aldınız? 4 tane. Sadece 4 tane alabiliyorsunuz. Rezilliğini öğrenin. Poşeti göster. Bakalım. Rezilliyorum. Aman dur, şeyimizi çekme, dur ekranda. Ne olacak ana, çek. Pazardan alışveriş yapabiliyor musunuz çok rahat? Vallahi geziniyoruz ama çok değdirme. Çok pahalı. Alım gücü çok. Yani vallahi. Ne aldınız şu an? Daha sağ. Ne aldınız? Normalde ince salatalık 12 milyon, 15 milyonsa biz kalından aldık, daha büyüğünden 8 milyona aldık kilosunu. Çok pahalı. Çok pahalı. Bir kilo mu aldınız? Evet, ne bir kadar kilo. Bir kilo? Bir kilo 8 lira. 8 lira. Hani normal. Çok böyle pahalı. Evet. Her şey pahalı. Her şey. Soralım niye? Niye pahalandı? Ben sana soruyorum, niye pahalandı? Görüntüleri al. Gençler, satış yapabiliyor musunuz? Görüyorsunuz şuralarda hep boş. Daha önceden buralarda tezgahlar vardı. Şu anda o tezgahlarda yok. Esnaf ürünlerini satamadığı için tezgah dahi açmıyor. Kolay gelsin, işler nasıl gidiyor? İşler çok kötü gidiyor. Gel abi şöyle yakına gel. Nasıl gidiyor işler? İşler çok kötü gidiyor.
Mazot almış başını, gübre almış başını gidiyor. Bu pazarla alakalı konuşalım. Pazarda durumlar nasıl? Ürünleri satabiliyor musunuz? Vallahi satamıyoruz. Nasıl satalım? Her şey iki katına çıkmış. Müşteriler almıyor. Esnaf perişan. Ne kadar mesela? Marulun fiyatı ne kadar şu an? 7 lira. Marul 7 lira. Dört tane 10 lira. Dört tane 10 lira. Teşekkürler. Sarımsak. Sana bir şey mi? Fazla kimse. Konuşun buyurun. Hadi gel konuşalım. Pazardaki fiyatlarla alakalı konuşacağız. Diyeceksin hep pahalı diyeceksin. Evet. Hiç almıyor diyeceksin. Herkes alimden memnun. Memnun mu? Ben memnun bak, değilim. Şu an ben sosyal medyada geziniyorum. Ama sosyal medyada doğrular mı? Çin olsun. Bak, bak 10 kuruş zam gelmiş. Gel bunları kuruş. Buraya konuş. Bak 10 kuruş zam gelmiş. Herkes kontak söndürüyor. Kontak söndürüyor bak. Türkiye dışına açık. Bak Türkiye dışına açık. Her şey çok güzel. Tam Türkiye çok güzel bir yer. Domates 20 lira. Nasıl alacaksın? Evet. 20 lira. Bak yani. Ben normalde tamam da ama kimse bir şey demiyor ki. Tam kimse bir şey demiyor. Tam peki bizim suçumuz ne? Ben biraz önce Antalya'yı aradım. Suriye'ye yolluyor, Irak'a yolluyor, yurt dışına yolluyor. Bak dur. Aradım yerinde. Bu domates mi ya? Dinle. Kaç 20. Evet abla. Ya hiç şaka yapmıyorum abi. Pazarın başında 25 lira. Sorabilirsin. Yok şu ya bu domates değil yani bu domates mi? Bak 5 lira diyorum. Adamı arıyorum. Yerinde 10 lira olmuş. Tamam da herkes böyle diyor ama. Herkes böyle diyor. Ben buradayım. Ben küçüklükten beri pazardayım. Herkes kendini sadece eleştiriyor. Pazar günü gelin. Kalabalık. Bak kimse almıyor. Teşekkürler. Ne diyor işler? İyidir abla aşkım. Sizler nasılsınız? Bizler çok iyiyiz de. Ama işler nasıl gidiyor? İşleri soruyorum ben. Vallahi satış yapabiliyor musun? Şu an pırasa satıyorsun. Yok. Ben bunları satıyorum. Pırasayı arkadaş satıyor. Evet. Peki oyuncakçısınız. Satış yapabiliyor musunuz? Normal. Ne iyi ne kötü. O normal. Yani şöyle diyeyim. Günde 500-600 lira satışta 100 lira sattık mı ne mutlu bana. Tamam teşekkür ediyorum. Abi siz de konuşacak mısınız? Gel. Sarımsak satıyorsun, soğan satıyorsun, biber. Bizim Trend Medya YouTube üzerinde yazdığınızda Trend Medya. Gerçekten durumumuz çok kötü. İşler acısı. Yani şu anda bakın ellerimizin haline. Yani emeğimizin hakkını alamıyoruz. Durum çok kötü, çok vahim. Ekonomimiz çok kötü. İnsanlar yani bir şeyi almakta çok zorlanıyor. Mesela geçen sene şunu rahatlıkla 1 liraya satıyorduk. Şu anda 3 lira. Bir soğan şöyle bir deste 3 lira. Vatandaş almıyor dolayısıyla. Alamıyor. Alım gücü yok çünkü. Geçen sene diye mesela 3-4 sene, 5 sene önce yaptığımız satışı şu anda yapamıyoruz. Yani zar zor evimize bir ekmek götürebiliyoruz şu anda. İşler acısı. Tamam çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Ya şimdi ne yapanlar gördüğünüz gibi ellerinde bomboş hiçbir şey alamıyorlar. Alamıyor musunuz? Kesinlikle. Yani çocuklar sonum... ne istiyor mesela pazardan? Muz istiyorlar, elma istiyorlar. Neler istemiyorlar ki? Yani bu gidiş... Eliniz bomboş. Evet. Şu an... Pazarın yarısının neredeyse sonuna geldiniz. Evet. Hiçbir şey alamamışsınız. Yani hiç gidişatımız iyi değil. Allah sonumuzu hayır etsin. Vallahi hiçbir şey demiyorum. Emekliye zam verdi. 3 katını geri aldı bizden. Benim eşim kalp hastası. Ömürlük eğilmesi var. İşe gidemiyor. Ben bir emekliyle 2500 lirayla nasıl geçineyim? Ev kirasını vereyim. 2 tane çocuğum var. Yani ben anlamıyorum. Yani şu an hiç halimiz iyi değil. Yani dilenmeye kadar insanlar çıktı artık. O dereceye geldi ablam. Yani bilmiyorum. Artık
Yani çok zor durumdayız. Tamam, çok teşekkürler. Sağ olun, kolay gelsin size. Amcacığım, pazardan alışveriş yapabiliyor musunuz? Vallahi kızım yapamıyoruz. 2500 lira maaşından ne yapacak ya? Vallahi bir şey yapamıyoruz ya. Anca ev kira, su, elektrik. Bizi mahvetti bıraktı ya kızım. Vallahi bir şey alamıyor. Anca bak, bu adamlar şimdi buraya tezgah kurmuş. Yarısını ya satabilecek ya satamayacak. Bak kimse yok, bu bomboş. Hı hı. Alım gücü yok kimsenin vallahi. Elektrik, hele elektrik öyle berbat etti bıraktı. Ne kadar geldi elektrik faturanız? Bizim bana her ay 150-160 gelirken 450 lira geldi. 450 lira geldi. Bana 900 geldi ablam. Ben yani soba da yakmıyorum. Korkuyorum çünkü yani 2500 lira emekliyle nasıl ödeyeceğim? Yani ödeyemeyeceğim de zaten. İstirahatına beni götürsünler. Hani buna bir çare bulunsun. Ya bunu Tayyip Erdoğan eline alsın. Yani şahıs malıymış. Devletimizin olsa belki böyle olmayacak. Devletteyken böyle bir şey yoktu kaç ay öncesi. Biz ne yapacağız? Benim çocuğuma okula, dershaneye gönderemiyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Çeri domatesi ha? 18 lirada en kötüsü işte. Yani. 25 lira domates ya. Yani onun en kötüsü 10 lira ya. Şu memlekette yetişiyor, İstanbul'a ayaklarını uyduruyorlar. İstanbul'da böyle diye bunlar da aynısını yapıyor. Yani bu haksızlık. Bak şöyle bak, hiç pazarda kimse yok vallahi. Yani milletin alım gücü yok. Emekliler de onu da söyleyeyim. Emeklilerin çoğu insanlar, zenginlerimiz var. Bir evde iki kişi emekli. Evleri var, yaylada evleri var, deniz evleri. Yani bu zam, bu yüksek alan emekliler. Bu 2500'de neden onlara da zam geldi de bu 2500'ü daha yükseltmedi? Bari onlara ayırsın. Askeri hani durumu iyi olanlar ayrılsın ama düşkün emekli hani sıralasın. Hani ben 2500'de ne yapayım? Vallahi benim kocam hasta ya, yürüyemiyor. Yani buna bir çare bulunsun. Hani emekli zam geldiğinde işte böyle oluyor ya. Hani o çok gelenleri durdursun, çok alanları. Onları incelesin. Vallahi kızım anca bakmakla bakıp yüzüne öyle gidiyoruz yani. Alım gücümüz yok şimdi, yalan mı söylüyorum? Ben eve babama geliyorum. Bir şeyler bana verir de ben evime alayım götüreyim. Hani o duruma geldik. Ben de kiracıyım, nasıl edeyim evlat? 5 tane çocuğu var babamın. Torunlar var, onlar var, öksüzüm var. İnan bildiğin gibidir. Ne devletten, ne milletten, kimseden bir şey gördüğümüz yok ya. Hadi ya, alamaz mısın? Yarım kilo çeri bile alamıyorsun ya. Yarım kilosu 12 lira ya. İnan kızım, vallahi bu kadar perişanız. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin, ne demek. Nasıl gidiyor? Pazardan alışveriş yapabiliyor musunuz? İnanın ki fiyatlara baktım şu anda. Her şey ateş pahalı. Bir şey de alamamıştınız zaten. Ben pazara diye gelmedim. Anneme gidiyorum kuzucuğum. Yani bak, evde buz gibi, ne sobam, yani elektriği korkumdan açamıyorum. Ben tek kişi yaşıyorum. Ve 600 lira elektrik parası gelmiş bana. Ne yapacağımızı şaşırdık. Ya nasıl ödeyeceğim ben, bir emekli kadınım? Nasıl ödeyeyim? Ya size soruyorum. Yani mecburuz yani, vereceğiz. Vermesek gelir ki adam elektriğimizi keser. Ya su olsun, elektrik, her şey ateş pahası. İnan ki insan evine et alamaz mı? Alamıyoruz ya. Hiçbir şey yok. Ekmeğimizi yiyorsak ona şükrediyoruz. Yani bir tane ekmek alabiliyorsak ona şükrediyoruz. Ben kendimi üzülmüyorum. Şu an geleceğin çocuklarına ve geleceğimiz gençlerimize üzülüyorum. Ya benden artık geçmiş. Ben hani bugün bir ekmek alırım, 3 gün yerim o ekmeği. Ama ne yapsın körü çocuğu çok olanlar? Çok üzülüyorum. İnanın ki çok üzülüyorum. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Gelin. Pazardan alışveriş yapabiliyor musunuz? Biraz yapıyoruz. Çok bakalım, fazla değil. Neler almıştınız? Hiçbir şey almadım. Portakallar, tere, maydanoz. Dolduramıyorsunuz yani zaten sepeti. Şey çok pahalı. Çok pahalı. 3 tane çocuk var. Nasıl olacak? Olmuyor işte. Ama yapmak zorundasınız alışveriş. Aynen. Sağ ol canım. Teşekkür ederim.
Gelin. Ne kadar biberin kilosu? 8 lira. Ne kadar? Nasıl satabiliyor musunuz peki? Vatandaş alabiliyor mu? Gelin yakına ya, yakına gelin. Trend Medya, Trend Medya. Evet, sipariş yapabildin mi? Ne kadar biber almıştın? Başladık. Biber 18 lira. Siz bir kilo mu aldınız? Yarım kilo mu? Kilo 9 lira. Evet. Buyurun. Nasıl, peki diğer ürünlere göz atabildiniz mi? Yani onlar nasıl? Daha alabilecek misiniz? Olmadı pazar. Ama baktığım her şey pahalı tabii, yüksek. Çok yüksek. Tamam, teşekkür ediyorum. Kimmiş konuşacak olan? Maç izliyor adam. Ben değil, ben.